Yemişiz köfte. Aa! Ne dikiliyorsun lan? Akma bakayım tepemde. Sen de kabus görüyorsun değil mi? Görüyorum tabii. İçeride kabus gördüm. Geldim buraya yattım. Daha fena oldum. Makbule ablanın yağlı içli köftelerinden. Burhan Bey evden ayrılıp bütün akşam yemeklerini Makbule abla hazırlamaya başladığından beri her gece rüyamda Taceddin'den hamile olduğumu görüyorum. O da bir şey değil. Bir haftada 2 kilo aldım ya. Ben de 4 kilo aldım ya. Vallahi 4 kilo aldım ya. Ya bu Makbule ablanın yemekleri haftada 2 gün çekiliyor en fazla be. Vallahi Burhan Bey'in o sağlıklı leziz mutfağını özlüyorum yani. Hayır, o da döndü ama bir havalarda döndü yani. Bakalım yine yemek yapmaya başlayacak mı? Bravo Makbule ablaya, tebrik ederim yani. Kakalak Burhan'ı tepesine çıkarmış ya. Ya o her gün toz alan, yemek yapan, ütü kolasında marka tercihinde bulunan efemin herif gitti. 2 gündür kabadayı geldi ya. Efeminin mi? Allah. Ya benim elim lezzetli diye, benim pilavım tane tane dökülüyor diye, benim gömlek ütüm ipeksi diye efeminin olduk ya şimdi. Volkan öyle demek istemedi Burhan Bey. Bırak şimdi kızım, sen de şimdi arayı düzeltmeye çalışma. Bundan sonrasında Makbule'nin tıkaç gibi yağlı yemeklerini yiyin o zaman. Ben kendi rafini dünyamda kendi yemeklerimi kendim hazırlarım. Ama ben bir şey demedim ki Burhan abi ya. Ha, bir şey demedin. Benim maço tarafımı ortaya çıkartmayın. Vallahi ikinizin de ağzını burnunu dağıtırım, bacaklarınızı da çatır çatır kırarım yani. Terbiyesizler. Ya Aslı, Makbule abla ayrılınca üzülüyor diye daha bu tapire ne kadar enişte muamelesi yapacağız biz ya, ha? Bu değil de yemekleri iyiydi be Volkan, ha? Sabahları böyle kepekli undan incecik kağıt gibi krepler yapıyordu. Böyle meyveleri balın içinde pişiriyordu filan. Hem kalorisiz hem lezzetli. Ya selülitlerin filan gitmişti ya. Ne yapacağız ya? Ay kalktınız mı? Günaydın. Size mis gibi yumurtalı ekmek kızarttım çocuklar. Şöyle bol yağın içinde. Kemikleriniz acık et tutsun canım. Bu gece Salim Bey'in balık sofrasına konuk olacağız. Bakalım Salim Bey Ayşe Hanım'ın dediği gibi kepaze olacak mı? Mutfağınız da dandini olmuş Salim Bey. Orada eşek bağlasan durmaz. Ay Burhan Bey, sizin katılacağınız günü heyecanla bekliyorum. Menünüzü falan düşündünüz mü? Ne menüsü? Yemeğe misafir programı. Sizi yarışmacı olarak çağıracaklar ya. Ay, algım bozuldu ya. Nereden çıktı şimdi bu? Yok artık. Size dergiden söylemediler mi ya? Neyi yavrum, ne diyorum neyi? Ya biz dergiden 5 kişi olarak Çocuk Esirgeme Kurumu yararına bu yemeğe misafir programına katılacağız. İşte her akşam birisi evinde ötekilere yemek yapacak gayet güzel. Onlar da gelecekler, yiyecekler, puan verecekler. Ya biliyorum, ben formatı biliyorum. Her gün takip ediyorum dikkatli. Ama yani bu neden bana söylenmedi? Neden bana kimse söylemedi? Allah. Yine bir katakulli, yine bir düzenbazlık var güzel kızım ya. Gıcıklıklarından söylememişlerdir. Ah. Hazırlanamayın diye. Ay nasıl ya? Peki ne zamanmış bu? Buna programın yapımcısı tabii karar verecek. Artık bir hafta sonra mı çağırırlar, bir ay sonra mı çağırırlar bizi, onu ben bilemiyorum. Ama bence siz hemen yani bir an önce bu akşamdan tezi yok, menünüzü falan düşünmeye başlayın. Mesela her akşam bir menü hazırlayın, bize tattırın. Ondan sonra biz o menülere puan verelim. Bu puanlara göre en iyi menüyü aralarından seçin. Fikir mesela. Hay Allah ya. Benim ofisteki arkadaşlarım ne kadar adi, ne kadar uyanıklar. Değil mi güzel kızım? Çak, neyse, ben tariflerimi kontrol edeyim. Daha yapacak çok işim var. Evet. Hadi böyle şırık. Aslı, IQ'nun normal seviyesinin çok üstüne çıktığı nadir anlardan biri. Beyninde fosfor kırıntıları gezmeye başladığı anlar bu anlar. Tebrik ediyorum seni. Saygı duyuyorum. Afiyet olsun. Eyvallah. Yemeğe misafir mi? Ayol benim haberim yok ki böyle bir projeden.
Yapımcı arkadaşım ama daha bana söylemedi. Çocuk esirgeme kurumu içinmiş. Senin pişireceksin kız. Ayy, ben kendime hiç güvenmiyorum bu konuda. Benim yerime başka bir yemek pişirse bari. Dur ben şu yapılmış çocuğu bir arayayım. He, bir ara bak. Çocuk esirgeme kurumu için işte. Bizim dergiden 5 kişi veya yakınları yarışacak ya. Ay nasıl iyi fikir. Sizin fikriniz zaten ayol. Aa, belki de ekibinin fikriydi de daha sana söylemediler. Hemen bu hafta mı diyorsun? Bilmem ki, hazırlanabilir miyiz? Ben hazırlanırım. Ben yaparım ya. Benim menüm hazır, ben yaparım. Ötekiler hazırlanmasa da beni ilgilendirmez. İyi olan kazansın ya, kural bu değil midir? Vallahi ben katılmam. Et pişirilen yerde olmak istemem. Ben benim yerime halamı sokarım, olur değil mi bebeğim? Şu aralar bir televizyon selebritisi olmak istemiyorum. Tamam, bu hafta katılıyoruz. Sen ekibini gönder. Olur, araşırız. Bay bay. Ay, Burhan Bey, benim yerime makbule girebilir mi? Bence girsin. Onu rakip olarak görmüyorum. Ben de katılmak istemiyorum ya. Dursun girsin benim yerime. Ne bileyim, hamsi yapar. Yöresel mutfak hesabı. Derginin şoförü deriz. Ya siz deli misiniz? Ne yemeğe misafiri? Onu ben uydurdum zaten Burhan Bey bizim evde yemek yapsın diye. Olur mu öyle şey canım? Yapımcıyla konuştum, her şey ayarlandı. 3 gün içinde çekimler başlıyor. Nasıl olabilir bu ya? Bacım sen kendi adına kimi sokacaksın yarışmaya? Kendi adıma mı? Hadi yarışacaksan ben kendim yarışırım zaten. Ben de yemek yapabiliyorum. En kötü ihtimalle 4. olacağız bebeğim. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Aa.